Huzurlarınıza Sayın Kurucu Onursal Başkanımız Yahya Avruk Hanım davet ediyorum. Evet, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün az konuşmamız gerekiyor bizim. Öncelikle Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Aslında Erol Demir'e ben ne zaman bir şey anlatsam hemen o anlatıyor. O kadar güzel yakalıyor ki, düşünceler ortak olunca yaklaşımlar da ortak oluyor. Ben kutluyorum, çok güzel bir oturum var. Beni biraz çok öncelere götürdü, Erol ifade ettiği gibi. Cansen Başar'ını hatırlıyorum, Osman Hiçbaş'ı hatırlıyorum. Hüseyin Güler'i hatırlıyorum. Çok özel insanlardı benim için. Ve bir de Bülent Ecevit'i hatırlıyorum. Hep birlikte bir araya geldik. Tabii Cemal İbiş hocamızı da aynı bir yerde tutmamız lazım. O çalışmalarda hep bize destek verdiler. Sempozyumları birlikte ürettik. Hatırlarsanız Türkçe Kanunu gündeme geldiği zaman biz büyük bir heyecan duymuştuk. Konuyla da bağlantılı yeni TTK ile birlikte iş dünyası işte Süper Lig'de yarışacak, gelecek. Ama o heyecanımızı maalesef kursağımızda kaldı. Son anda denetimden vazgeçtiler. Hala Hanımşehir'den denetimsiz biliyorsunuz. Böyle bir tablo karşı karşıya durumdayız. Tabii o zamanlar dağın öte yakası ve bu yakası olarak anlattığımızda bugün mesleğin buraya gelmesinde kurumsal firmaların hem rol model anlamında hem de katkı anlamında çok ciddi desteklerini aldık. Sevgili Erol Demirel çok güzel ifade etti. Bu ilişkinin, bu birlikteliğin ülke adına, meslek adına çok önemli bir rolü olacaktır. Bir başlangıç olarak karşılığınca görüyorum. Mutlu eden bir diğer konu kadınların ayak sesleri. Odalar kurulduğu zaman şöyle söyleyeyim, kadınların sayısı yok denecek kadar azdı. Bugün stajda şu anda giren sayılar %50 arttı kadın sayısı. Özellikle kurumsal firmalarda hem ortak konumunda hem belli yerlerde değerli mesleklerin olması bizim açımızdan son derece önemli. Ben güzel bir panel olmasını diliyorum. Ama her zaman olduğu gibi Emekçi Kadınlar Günü'nü senede bir kez değil, kadına değeri 365 gün ilki olarak her zaman diri tutmamız gerekiyor. Yine şu duygumu ifade etmeden de geçmeyeceğim. Arkadaşlar, değerli meslektaşlar, asla umutlarımızı yitirmeyeceğiz. Ne olursa olsun bu savaşlar da bitecek. Siyaset yapmayı istiyorum ama geçecek her şey sevgili arkadaşlar. Böyle bakın diyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.